Arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mantarlar aleminin part 2 videosunu çekmek için kamera karşısına oturmuş bulunmaktayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, sizlerle birlikte canlılar alemini işliyoruz. Yavaş yavaş da sonuna gelmekteyiz. Prokaryot hücreli canlıları bitirmiştik, bakteriler ve arkeler alemini. Gelmiştik ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız arkadaşlar. Ökaryotlardan da protist alemine bir tık atabiliriz. Bitirmiştik. Bitkiler alemini bitirdik ve mantarlar alemini de bu video ile bitiriyoruz. Sizlerle mantarlar aleminin konu anlatım videosunu bir önceki dersimizde bir anlattım ve onu tamamladık. Orada mantarları güzelce bir toparladık. Çeşitlerini anlattım sizlere. Genel özelliklerinden bahsettim. Buralardan soru gelebilir dedim. Oraları işaretledik. Hep birlikte genel bir tekrar yaptık. Ve şimdi de geldik. Hepsinin sonunda anlattığım gibi mantarlar aleminin biyolojik ve ekonomik öneminden bahsedeceğiz. Hemen tablomuzu ve genel olarak ne işlediğimizi hatırladığımıza göre ilerleyelim. Dediğim gibi konumuz mantarların biyolojik ve ekonomik önemi. Mantarlar arkadaşlar kimimiz için sadece bir besin ve yiyecek kaynağı iken aslında onlar nedir? Birer yaşamsal önemi olan canlılardır. Gerek madde döngüsünde, atıkların ayrıştırılmasında, toprağın zenginleştirilmesine kadar daha ilerleyen slaytlarda anlatacağım birçok özelliğe sahipler. Birinci maddemizde şundan bahsedeceğim sizlere. Mantarlar madde döngüsünde görev alırlar. Çeşitli madde döngülerimiz var. Azot döngüsü olsun, karbon döngüsü olsun, su döngüsü olsun. Bir sürü çeşitleri var. Aslında döngü nedir? Bir geri dönüşüm sağlanmasıdır arkadaşlar. Yani oluşumundan itibaren tekrar var olan bir yapının sürekli sürdürülebilir olması, başladığı noktaya geri gelebilmesi ve bu da yok olmanın engellenmesidir arkadaşlar. Onun için madde döngüsü oldukça önemlidir. Mantarlar da bu önemli yapının bir parçasıdır. Bu olayda görev almaktadırlar arkadaşlar. Atıkların ayrıştırılması. Burada da yine biz mantarlardan yararlanıyoruz. Çürükçü dediğimiz diğer bir adıyla da saprofit mantarlar ayrıştırıcı bakteriler gibi doğadaki madde döngüsüne olumlu katkıda bulunmaktadırlar. Bu tür canlılar doğadaki organik atıkları. Bu organik atıklar nedir peki arkadaşlar? Ölü hayvanlar, bitkiler vesaire bunlar organik atıklardır. Bunları alıyor, inorganik maddelere dönüştürüyor. İnorganik maddeleri çevirerek toprağa karışmasını sağlıyor. Böylece de toprak verimli hale getirilmiş oluyor. Yani aslında mantarlar toprağın zenginleşmesinin de bir parçası olmaktadır arkadaşlar. Mantarlar gerçekleştirdiği bu olay sayesinde de döngü çeşidi olan karbon ve azot döngülerinin de gerçekleşmesine büyük katkı sağlamaktadır arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz döngü çeşitlerimizi ne yapıyor? Bu döngü sayesinde karbon döngüsü, azot döngüsü nedir? Sürekli bir sirkülasyon sayesinde havadan toprağa, atmosfere bir aktarım gerçekleştirilmektedir. Ve bu döngünün bir parçası da nedir? Mantarlardır. Dördüncü olarak kültür mantarı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kültür mantarı dediğimiz bizim tükettiğimiz zehirli olmayan mantar çeşididir arkadaşlar. Ve bunun yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yani bir yerde üretimi yapılıyor ki bunun ekonomisi yapılmış oluyor. Ve biz insanların sofrasına kadar ulaşmış oluyor. Ülkemizde arkadaşlar bu kültür mantarı yetiştiriciliği 70'li yıllardan itibaren yapılmaktadır. Günümüze kadar gelmektedir. Bu iş öyle göründüğü kadar kolay değildir arkadaşlar. Bilgi birikimi ve tecrübe ister. Bu işle uğraşan insanların mantar yetiştirmede ilk adımı nedir derseniz, yani mantar yetiştiricilerinin ilk adımı kompost yapmaktır arkadaşlar. Kompost dediğimizde arkadaşlar bitkisel atıkların nemli ve oksijenli ortamda bozularak organik gübre oluşturulmasıdır. Bu olaya kompost deniliyor. Çiftçilerde de kullanımını gördüm ben bunu. Bu kompost oluşumu sağlanıyor ve gübre olarak sebzelerinde kullanıyorlar arkadaşlar. Mantarlara dönecek olursak oluşturulan bu kompostun sterilizasyonu yapılıyor. Bu olaya da pasteurizasyon deniliyor. Yani kompostun sterilizasyon olayına pasteurizasyon deniliyor. Bu da yapılıyor ve mantarın misalleri vardı. Misallerinden yapıları vardı. Bu misaller arkadaşlar toprakla buluşturuluyor ve 10 ila 15 gün içerisinde de mantarlar tüketime hazır hale geliyor. Yani buradan da şunu çıkarabiliriz ki mantarların ekonomik katkısı da bulunmaktadır. Üretilen bu mantarların da bu sayede ticareti yapılır ve ekonomiye de ne yapmış olur arkadaşlar? Katkı sağlamış olurlar. Ayrıca zehirsiz olup da insanlar tarafından tüketilen bu mantarlar oldukça besleyici özelliklere sahiptir. Bir protein kaynağıdır.
B vitamini içerir. Demir ve mineral bakımından da oldukça zengin. Onun için ne yapabiliriz? Bizler de mantardan vücudumuzu yoksun bırakmamalıyız. Bakın burada çorbasını yapmışlar mesela. Mantar çorbası. Kremalı mantar çorbası olarak da biliniyor. Oldukça lezzetli bir yemek çeşidi. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Eskiden evlerimizde sobalar olurdu. Sobaların üzerine sadece nedir şu? Şuradan çıt diye koparılır arkadaşlar. Sap kısmı. Şu kafa kısmını sobanın üzerine koyduğunuz zaman bir süre sonra ne yapıyor? Sulanıyor. Onun suyunu içersiniz. Gayet lezzetlidir. Tavsiye ederim. Biraz da tuz ekersiniz. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Şurada gördüğünüz istiridye mantarı. Bunu da deneme fırsatım olmuştu. Bu da gayet lezzetli bir mantar türü. Ülkemizde son böyle bir 5-6 yıldır yaygın olarak görüyorum. Daha öncesinde genelde şu şapkalı mantar dediğimiz mantar çeşidini görmekteydim. Aman ha dikkat edin. Bazı mantar çeşitleri çünkü bazı zehirli mantar çeşitleri insanların tükettiği zehirsiz olanlarla birbirine çok yakın benzerlikler göstermektedir. Yani zehirsiz sanıp yenilen mantarlar yüzünden de ölümler oldukça çok gerçekleşiyor. Bu konuda da dikkatli olmamız gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Yine gıda ve ilaç sanayisi, antibiyotik ve ekmek yapımında, peynir yapımında, bira üretiminde mantarlardan yararlanılıyor arkadaşlar. Maya mantarları fermantasyon yapabilme özelliğinden dolayı gıda, deterjan ve ilaç sanayinde, onun dışında şurada da bahsettiğim gibi peynir, alkol, antibiyotik ve ekmek yapımında da kullanılmaktadır arkadaşlar. Bazı küf mantarlarından elde edilen antibiyotikler bakterilerin yaşamsal faaliyetlerini engeller. Bu antibiyotikler de arkadaşlar bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Yine mantarlardan yararlanılarak elde ediliyor bu antibiyotikler arkadaşlar. Mesela şurada neyi görüyoruz? Penisilin. Penisilini duymayan yoktur umarım. Penisilin de neydi arkadaşlar? Alexander Fleming tarafından bulunan ilk antibiyotikte tesadüf eseri bulunduğu söyleniyor, biliniyor daha doğrusu. Laboratuvarda yapılan çalışmalar sonucu küf mantarlarından elde edilen penisilin de bazı bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Mesela zatüre bir akciğer hastalığıdır ve bakterilerin neden olduğu bir hastalıktır. Penisilin bunun tedavisinde kullanılmaktadır. Dediğim gibi yine peynir, bira, ekmek üretiminde fermantasyon yapabilme özelliğinden yararlanılarak yine bu ürünler elde edilmektedir. Gıda ve ilaç sanayisinde de biz mantarlardan yararlanıyoruz. Gerek maya mantarı olsun, gerek küf mantarı olsun, bizim hayatımızı kolaylaştıran önemli yapılar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Böyle kısa sizin için mantarlar alemi hakkında derlediğim, toparladığım bilgilerimi paylaşmak istedim. Umarım faydalı ve yararlı olmuştur. Sınavda gelirse de yaparsınız diye düşünüyorum. Ayrıca bu biyolojik ve ekonomik önemi videolarımız daha çok böyle genel kültür üzerine de videolar. Günlük ihtiyaçlarınızı, yani günlük olarak sizin işinize yarayacak bilgileri de anlattığım videolar. Onun için dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.